Sırada Osmanlı kavurmamız var. Evet. Şey mi var böyle, hani film mi izleyeceğiz bu kadar çerez falan? Şimdi Osmanlı kavurması, aslı nesli çok eski bir yemeğimiz. Kuzunun bel kısmından kullanıyoruz. Fıstık, badem, kuru üzüm, kıska soğan, kayısı, baharatlar. Kekik var, dağ kekiği ve pul biber. Evet, pul biber. Yine taze biberimiz, kapyamız var. Evet, karabiberimiz var. Tereyağımız var aynı şekil. Bu da bu nar ekşisi. Nar ekşisi. Başlıyoruz hazırlamaya. Şöyle biraz kavuruyoruz güzelce bir. Ondan sonra tereyağımızı kullanıyoruz içine. Ondan sonra biberimizi doğruyoruz. Domatesimizi atıyoruz. Soteliyoruz onları. Onları güzel bir soteledikten sonra bademimizi, fıstığımızı atıyoruz. Biraz kavuruyoruz. Onları kavuruyoruz. Ondan sonra kuru üzümümüzü bırakıyoruz, kayısımızı bırakıyoruz. Ondan sonra eş kağıdımızı, baharatlarımızı kullanıyoruz. Hazır kıvama geliyor. Acem pilavıyla beraber yiyebiliriz. Afiyetle yeriz. Bayağı malzeme gitti. Evet. Üst üste hepsini kavurduk. En son eşki aldığımız ekşi kaldı. Evet. Yasin Usta onu da gönderiyor. Tavanın kenarlarından tabana gönderdi. Evet. Bundan sonra güzel bir soteliyoruz. Güzel. Soteleyip kavurup yemeğe hazır duruma getiriyoruz. Aynen. Bundan sonrası servis. Yemekler bu kadar. Yemeğimiz hazır. Sırada tatlı var. Evet. Kapsa tatlısı. Aynen. Çocuklara pekmezi yedirmenin yollarından biri. Hafsa tatlısı. Malzemelerle geliyoruz hemen.